COVID-19 dünyada yayılmaya devam ediyor. Temaslı takibiyle, yani filyasyonla, virüsün yayılması engellenebilir. Filyasyon, enfeksiyon hastalıklarının durdurulması için onlarca yıldır kullanılan bir sistemdir. Filyasyon nasıl işler? Hastayla temas iki türlü olabilir. Birincisi, kişinin hastayla doğrudan fiziksel temas kurmasıdır. İkincisi, kişinin hastanın 1 metre mesafede veya daha yakınında 15 dakikadan uzun süre bulunmasıdır. Hasta, hastalığın belirtilerini taşımasa bile virüsü bulaştırabilir. Hasta, hastalık belirtilerini gösterdiği günün 2 gün evvelinden 14 gün sonrasına kadar hastalığı bulaştırabilir. Belirtisi bulunmayan pozitif hastanın ise test verdiği günün 14 gün sonrasına kadar hastalığı bulaştırabildiği kabul edilir. Hastayla temas eden kişi karantinaya girmelidir. Kendini diğer kişilerden uzak tutmalı, hastalık belirtilerinin ortaya çıkıp çıkmadığını gözlemlemelidir. Karantina süresi, hasta kişiyle son temastan itibaren 14 gün olmalıdır. Karantina, evde veya ev dışında özel bir konaklama yerinde uygulanabilir. Evde uygulanacaksa, kişi hastalığı evin diğer fertlerine bulaştırmamak için odasını ayırmalı, kimseyle görüşmemelidir. Karantina neden 14 gündür? Çünkü hastalık belirtileri virüsün kapıldığı günün hemen ertesinden 14. güne kadar ortaya çıkabilir. Bu süre zarfında karantina uygulanmalıdır. Filyasyon yapılmazsa hasta kişiler tespit edilemez ve virüs yayılmaya devam eder. Bu durum daha çok insanın hasta olmasına sebep olur. Hasta kişiler saptanarak ve hasta kişilerle temas etmeyerek virüsün yayılması durdurulabilir, toplum güvende tutulabilir. COVID-19'a yakalanan kişi başkalarından uzak durmalı, sağlık çalışanlarının tavsiyelerine uymalı ve temasta bulunduğu kişileri uyarmalıdır. El birliğiyle mücadele verilerek hastalık durdurulabilir, pek çok hayat kurtarılabilir.